Dün 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yaşamı çok kritik başlıklar içeriyor. Şimdi onlar gelecek ekranlarınıza. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey var. Milletimin gönlünde yer edebilmektir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Dünya 5'ten büyüktür. 1970'li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında görev yapan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Selamet Partisi'nin önce Beyoğlu, sonra da İstanbul Gençlik Kolları Başkanı oldu. 12 Eylül'den sonra Refah Partisi'nin bünyesinde görev aldı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 40 yaşında Türkiye'nin en büyük şehrini yönetmeye başladı. ...12 Aralık 1997 yılında Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. Yayılır süngür, kubbeler mihver, camiler kışlamız, mühminler asker. Allahu Ekber! 24 Mart 1999'da Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi cezaevine giderken kalabalıklar onu yalnız bırakmadı. Ben bunları hiçbir zaman önemsemiyorum. Benim bu dünyada önemsediğim tek şey var. O da milletimin gönlünde yer edebilmektir. 24 Temmuz 1999 tarihinde cezaevinden çıktı. Erdemliler Hareketi olarak arkadaşlarıyla başlattığı siyasi oluşum 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak tescillendi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan getirildi. Kurucu üye Erdoğan, partinin kuruluşunun açıklanmasının ardından bir konuşma yaptı. 3 Kasım 2002 erken seçim kararı öncesi Erdoğan'ın bir son dakika kararıyla seçime girmesi yasaklandı. Karar sonrası yaptığı konuşmasında "Bu benim şahsi hikayem olmaktan çıkmıştı. Artık bu hikaye milletimizin hak arama mücadelesidir." dedi. 3 Kasım 2002'de AK Parti tek başına iktidar oldu. Hayırlı olsun diyorum. AK Parti iktidar partisi, Erdoğan partinin genel başkanıydı. Siirt'te 9 Mart 2003'te seçim yenileme kararı sonrası ve oyların %85'ini alarak meclise girdi. Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart 2003'te 49 yaşında 59. hükümetin başbakanı oldu. Erdoğan Türkiye'yi karış karış gezdi. 5 kıtada 93 ülkeye 309 kez giderek Türkiye'nin sesini dört bir yana duyurdu. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yolunda kararlılıkla yürümeye devam ederken önüne yeni engeller çıkmaya devam etti. 367 kararıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, AK Parti kapatma davası süreçleri onlardan bazılarıydı. Erdoğan, 2009 yılında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndaki İsrail'e One Minute çıkışıyla akıllara kazındı. O sözler adeta slogan haline geldi. Erdoğan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından zaferle çıktı. 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçime 2023 hedefiyle giren Erdoğan, oyların %49.8'ini alarak her iki kişiden birinin tercihi oldu. Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz.
7 Şubat 2012 MİT krizi ardından 2013'te Gezi olayları bertaraf edildi. 17 ve 25 Aralık yargı ve emniyette darbe teşebbüsleri de Erdoğan'ın liderliğinde püskürtüldü. 10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı devam ettiği süreçte 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca 1 Kasım'da gerçekleşen genel seçimlerden AK Parti yine tek başına iktidarla çıktı. Ama Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynamaktan hiç vazgeçmeyenler bu kez de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk halkının dik duruşu sayesinde bertaraf edildi. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu sonrası 2 Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Ağustos 2014 tarihinden sonra AK Parti Genel Merkezi'ne ilk kez geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliğinin ardından AK Parti'ye 979 gün sonra üyelik formunu imzalayarak yeniden üye oldu ve partililere seslendi. Tam 998 gün sonra nerede kalmıştık diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mayıs 2017'de AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 24 Haziran genel seçimlerinden de zaferle ayrılarak tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. O günden bugüne çok sayıda sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının talimatını verdi. Birçok dünya lideriyle çok sayıda temaslar yaptı.